sebepsiz halk edilen, yaratılan, ilmindeki ilmi suret olarak var edilen, sonra yaratılan her şey o ilk yaratılanın tafsilatı, açılımı, zuhuru, kesret hali, hükmünde olan o şeye hakikati Muhammedi ya da Nuri Muhammedi demekteyiz. Bakın aynı meseleyi farklı farklı vecihlerden farklı kelimeler kullanarak ifade ediyorum ki idraklerde tam olarak otursun ne izah ettiğimiz. Zuhura gelmeyi sağlayan ise bu zuhura gelmeyi ilk taayyünde zuhura gelmeyi, zuhur ne demek? Görünür olmak, açığa çıkmak. Zuhura gelmeyi sağlayan ise Rabbi. Bu da mim harfidir. Mim harfi zuhura gelişi, varlık alemine çıkışı ifade eder. Mim dudak harflerinden bir harftir. Ciğerde bulunan havanın boğazdan dilden geçerek mahreç diyoruz bu çıkış yerlerine. Mahreç diye ifade edilen en son nokta dudaklar arasından, iki dudağın arasından en son çıkış noktasından çıkışı ile zuhur eder. Mim. Daha önceki sohbetlerimizde bahsetmiştik. Hava ciğerimizdeyken herhangi bir vasıfla vasıflanmıyor. Ama o hava ciğerden, boğaz yolundan, mahreç dediğimiz duraklardan geçerken boğaz marifetiyle, ağız, dil marifetiyle ve dudak marifetiyle bir şekle bürünüyor. Ve biz bunlara ne diyoruz? Harf. Ve büründüğü harf bu sefer bir anlam taşıyor. Halbuki ciğerdeyken o hava hiçbir anlam taşımıyordu. O anlam o ciğerdeki havada saklıydı, gizliydi. Ama ağızdan çıkarken o mahreç dediğimiz duraklardan farklı bir şekilde çıkışıyla o ses tonlarını ve harfler oluşmuş oluyor. Karakter meydana geliyor. Tabii karakter bir sıfata bürünüyor, bir karakter meydana geliyor. Ve bu harflerin bir araya gelmesiyle de kelimeler oluşuyor. Bu sefer kelimeler bir anlam ihtiva ediyor, anlam taşıyor. İşte bu mim harfi de boğazdan da havanın ciğerden gelerek en son çıkış noktasından çıkması hasebiyle işte zuhura gelmesi hasebiyle biz ne diyoruz? Bu zuhura geliş, ilk yaratılış, ilk taayyündeki zuhura gelişin aslında bir cihetten de zuhura gelişin hakikati mim harfine de dayanmakta. Mim harfi nasıl ki en son çıkış noktasıyla çıkmakta? İşte bu mim harfi, bu zuhura gelişi, görünür olmayı, şehadet alemi veya diğer alemlerde kendi kategorisinde o alemlerde görünürdür. Melekut alemi melekuta göre şehadettir. Öyle değil mi? Bu şehadet alemi biz bu alemde gözümüzün görmesi, kulağımızın duyması hasebiyle şehadet alemi diyoruz. Ama diğer aleme melekut diyoruz. Neden? Gözümüzde göremediğimiz için. Kulağımızda duyamadığımız için. Ama melekuta göre o görünür olması hasebiyle onlara göre şehadet alemi orası. Bu manada bütün bu alemler aslında yaratılmış tüm alemler yaratıldıkları birimler dolayısıyla bir şehadet alemi anlamında taşımış olur. Burada işte o şehadet alemi yani görünür olmayı sağlayan mim, Rabbi mim harfiyle görünür olmayı sağlamıştır. Hakikati Muhammediye'yi. Hakikati Muhammediye'nin görünür olması mim harfiyle zuhur etmesidir. Devam ediyoruz. Aşağıda izah edeceğiz. Diğer tüm harfler elif harfinden türemiş ve açığa çıkmıştır. Elif harfi birliğe işaret eder. Birliğe. Bunun için yazıda kendinden sonraki harflerle bitişmez. Arapça bilenler bilir. Elif harfi kendisinden sonra gelen harfle asla bitişmez. Kendinden önceki harf ile bitişmesinde ise elif o harfe bitişmemiş, o harf elif harfine bitişmiştir. Bakın burayı iyi anlayalım. Elif bitişmez ona. Harf elife bitişir. Buradan da Allah hiçbir şeye muhtaç değil iken yaratılmış her şeyin Allah'a muhtaciyeti hakkındaki hakikati zuhur etmiş olur. Yani bu ifade edilmiş olur. Harfin elife bitişmesiyle. Diğer harflerde meyil vardır. Yani illetlidir. Arapçada bu şekilde ifade ediliyor. İlletlidir. Yani türemiştir. Elif ise başka harften türemedi. İlk yaratılan harftir. Bunun için tasavvufta elif harfi bir cihetten Allah'ın ehadiyetine izafe edilir. Elif harfi bu manada Allah'a işaret eder.
Bir diğer veçheden Allah'ın ehadiyetinin birinci taayyünde zuhura gelişi ile Ahmet diye isimlendirilen Nur-u Muhammediye'ye, yani hakikati Muhammediye'ye işaret eder. Elif harfi bir cihetten de. Bakın, bir cihetten ehadiyete işaret ederken bir cihetten de Nur-u Muhammediye'ye, hakikati Muhammediye'ye işaret eder. Hakikati Muhammedi ilk taayyün ile birlikte olan zattır. İsmi azamdır. Hakikati Muhammedi. Şimdi bu anlattığımız izahatlar ışığında tefekkür edelim. Ayetel Kürsi Kur'an'daki ayetlerin efendisidir. Bakara suresinde geçer. İsmi azamdır. Bu konuda birçok Ayetel Kürsi ile alakalı hadis-i şerifler de vardır. Konumuz uzamaması için o hadis-i şeriflere yer vermedik. Bu konularda birçok rivayetler vardır, malumunuzdur. Tevhidi dile getiren bir ayettir. Allah-u Teala kendini anlatır orada. Tek bir ayettir. Bakara 255. Bir rivayete göre Miraç'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aracısız olarak, yani arada Cebrail aleyhisselam olmadan inzal olunan ayettir. Ayetel Kürsi. Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam olmadan Resulullah Efendimiz'e bunu inzal etmiştir Miraç'ta bir rivayete göre. Bilinen, bilinmeyen birçok sır, hikmet ve fazilet barındırır Ayetel Kürsi. Ayetel Kürsi'nin iki yönü vardır. İki veçhesi vardır. Bir yönü ehadiyete bakar. Allah'ın ehadiyet mertebesine bakar. Diğer yönü ise Ahmet'e bakar. Yani hakikati Muhammediye'ye bakar. Daire şeklinde, bu gördüğünüz tabloda daire şeklindeki Ayetel Kürsi Allah'ın ehadiyet mertebesine işaret etmektedir. Bakın, dışta Ayetel Kürsi yazılı daire şeklinde. Bu demek ki neyi temsil etmekte? Ehadiyet mertebesine işaret etmek için konulmuştur bu Ayetel Kürsi. Dıştaki Ayetel Kürsi. Ahmet'e, yani hakikati Muhammediye'ye, yani Nur-u Muhammediye'ye bakan yönü ise bir vecihten, dedik ya iki yönü vardır Ayetel Kürsi'nin. Bir vecihten, şimdi bu da içinde ikiye ayrılıyor. Bir vecihten genel manada sağ elin tamamı. Evet, bu tabloda gördüğünüz sağ el, bu elin tamamı genel manada, yani mücmel, kapalı, öz, özet olması itibariyle, diğer vecihten ise özel manada, yani sağ elin işaret parmağı, yani mufassıl, tafsil edilmiş, açılmış olmayı ifade etmektedir. Dolayısıyla bu görmüş olduğunuz şeklin içerisindeki sağ el, içerisindeki işaret parmağının içerisinde de Ayetel Kürsi vardır. İkinci bir Ayetel Kürsi yazılı burada. Ta ki bu aşağıya avuç içine kadar gelen kısma kadar orada bitiyor Ayetel Kürsi. İkinci Ayetel Kürsi de demek ki birinci Ayetel Kürsi ehadiyet mertebesine işaret etmek için daire şeklindeki. İkinci Ayetel Kürsi aynı zamanda elif harfini de temsil etmiş oluyor. Bu da işaret parmağının içerisinde yazılı olan Ayetel Kürsi. Bu da yine hakikati Muhammediye'ye işaret ediyor. Bu Ayetel Kürsi de aynı zamanda bu işaret hem tevhide işaret ediyor hem de hakikati Muhammediye'ye işaret ediyor. Yani burada işaret parmağı elif harfini temsil etmiş oluyor. İşaret parmağının yukarıya bakması mertebece üst mertebelere işaret amacını taşır. Yani ehadiyet mertebesine işaret etmeyi taşır, amacı taşır yukarıya bakması. Şimdi gelelim vav harfine. Vav harfi de ciğerde bulunan havanın boğaz, dilden geçerek iki dudak marifeti ile zuhura gelmesiyle, açığa çıkması nedeniyle dudak harfleri olarak adlandırılır. Vav. Bakın, vav telaffuz ederken dudak harfidir. İki dudağın büzülmesiyle, ileriye doğru uzanmasıyla açığa çıkar. Tüm mahreçlerden, ciğerden itibaren tüm mahreçlerden, yani çıkış noktalarından geçerek zuhur etmesi sebebiyle diğer tüm harflerin sırrını kendinde cem eder. Arap alfabesinde 28 tane harf vardır. Bütün bu
kendi hariç 27 harfin sırrını hangi harf taşırmış? Vav harfi taşır. Çünkü boğazdan gelip dudaktan en son noktada çıkış, dudağı böyle uzağa, ileri uzatarak çıkar diyoruz ya, çıkış noktasında olması hasebiyle bütün diğer harflerin de ihtiva ettiği sırları da ne yapmış oluyor? Kendi bünyesine katmış oluyor vav harfi. Tüm harfler elif harfinden yaratılmış iken vav harfi tüm yaratılmış harflerin bütün özelliklerini kendinde cem etmesi, yani toplaması yanı sıra elif harfinin sırrını da taşıyıcı olmuştur. İşte bunun için vav harfi insanı kamili temsil eder. Tasavvufta vav insanı kamili temsil eder. Kamil insanı. Bu alemin direği insanı kamildir. Her kıyamete kadar, her devirde Allah-u Teala bu alemi direksiz bırakmaz. Ne zaman ki o direk göçer, vefat eder, işte o zaman kıyamet kopacaktır. İşte o insanı kamil dediğimiz her devirde yaşayan bir kişidir bu. Yani tasarruf yetkisini, Allah-u Teala tasarruf yetkisini verdiği o en kamil, mükemmel insan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerçek varisi olan o bir kişi olan o kişi kutup diye de ifade edilir, Gavs diye de ifade edilir. Kutup derken köylerin kutbu ayrı, şehirlerin kutbu ayrı, ülkelerin kutbu ayrı, bölgelerin kutbu ayrı. Yani kutup deyince birçok kutuplar var. Yani kutup deyince tek bir, ona işaret edilen kutup gibi anlamayalım. Biz burada neyi kastediyoruz? En baş kutbu kastediyoruz. Gavs dediğimiz, kutup dediğimiz o insanı kamili kastediyoruz. O kişi işte alemin direğidir. Resulullah Efendimizin gerçek varisidir. Ona aynadır. Ve kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinde Allah diyen olduğu sürece kıyamet kopmaz buyurduğu, işte Allah derken Allah'ı bilerek Allah diyen bu kamil insan. İnsanı kamil kastedilmektedir. Avamı değil. Yok, tabi avamın Allah demesi değil tabii ki. Bu anlaşılmaktadır. Evet. İnsanı kamil de alemdeki yaratılmış her şeyin sırrını kendinde toplar. İnsanı kamil Allah-u Teala bütün alemde halk ettiği ne varsa her şeyin sırrını o insanı kamile yerleştirdi. Hani ehlullah der ya, alem küçülse küçülse insan olur, insan büyüse büyüse alem olur diyen kastettiği bu işte. İnsanı kamil alemde her ne varsa kendinde bütün sırrını toplar ve açığa çıkarır. Alemde yaratılmışların en kamili ve dahi insanların en kamili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan daha kamili, daha mükemmeli yok. Alemde en mükemmel varlık odur. Elif ve vav harfi harflerin en seçkinlerin seçkinlerindendir. Dedik ya, onlar da bir ümmet. Onların da avamları var, seçkinleri var. Onlar da bir ümmet. Onların da kendi aralarında ihtiva ettiği manaları var. Harf olarak tek bir harflerinde ihtiva ettiği manaları var. Onlar da kendine münhasır kendi dillerinde Allah'ı tesbih etmekteler. Bütün eşya Allah'ı tesbih etmekte. Harfler de tesbih etmekte. Harflerin de kendine ait, kendine münhasır bir ruhaniyetleri var. Zikirleri var. Zikirleri var. Yani ona muttali olan kişi, Allah o perdeyi kişinin gözünden kaldırırsa o harfler o kişiyle konuşur. Evet, konuşur. Harfler de konuşur. Bütün eşya konuşur. Allah o perdeyi kaldırırsa. Elif ve vav harfi harflerin en seçkinlerin seçkinleridir. Yani yaşasınlar ne yapayım? Efendileridir. Efendileridir. Nasıl ki insanların seçkinleri efendileri olduğu gibi. Çok tatlı be. Bir vecihten ifade edecek olursak elif harfi Ehad olan Allah'ın ilk tayyüne verdiği isim olan Ahmed'i temsil ederken vav harfi Ahmed'in daha sonraki tayyünde şehadet aleminde adı olan Muhammed'i temsil ya da ifade etmiş olur. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Ehad olan Allah ilk tayyünde Rabbi mim harfiyle zuhura getirmesiyle mim harfi orada zuhur etti, açığa çıktı. Ehad oraya, ortaya bir mim girdi, Ahmed oldu. Bakın Ahmed'deki o mim var ya,
mimi kaldır, ehad olur. Evet, ilk mimle, ilk taayyünle Nur-u Muhammediye'de işte adı Ahmet. O mimle zuhura gelişle. Ondan sonraki şehadet alemi dediğimiz bu görmüş olduğumuz alemde ikinci bir mim daha eklendi. İşte orada da adı Muhammed oldu. Bakın Muhammed'de iki tane mim var. Bu tabii çok derin tefekkür edilmesi gereken mevzudur. Şehadet aleminde ikinci mimle, yani zuhura getirmeyi sağlayan ikinci mimle geldi, adı Muhammed oldu. Dolayısıyla Allah ehad mertebesinden taayyün ederek mimle Ahmed'i halk etti. Sonra şehadet aleminde ikinci mimle Muhammed'i halk etti.